Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yanıt yayınlarına ait olan TYT deneme sınavının Türkçe dil bilgisi sorularını beraber çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz diyor ki, bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri isimden türemiştir? Sanayi devriminden önce Osmanlı ekonomisi esas itibariyle tarıma ve küçük ölçekli imalat ve ticaret sektörlerine dayalı olarak belli bir refah düzeyini sağlayabiliyordu. 1915'te ise Osmanlı İmparatorluğu'nun Türkiye sınırları içindeki fabrika sayısı 40'ı bulmamaktaydı. Ve bu fabrikalarda temel ihtiyaçlar da dahi dışa bağımlılığı gideremeyecek bir yapıdaydı demiş. Şimdi arkadaşlar, türemiş bir sözcük dediği için o zaman en az bir tane yapım eki almış olmasına dikkat etmem gerekiyor ve bunun isim olmasını istiyorum. Bakalım arkadaşlar, ilk kelimemiz düzey. Düzden düzey olmuş yapım eki, düzeyi, onun düzeyi, iyelik eki, düzeyini, belirtme, hal eki. Bu ikisinin ayrımını iyi yapmamız gerekiyordu. İlk iyelik, ikincisi ise belirtme, hal eki olarak görev yapıyor. İsim kök olan bir kelimeye yapım eki olduğu için bir arkadaşlar isimden türemiş bir kelimedir. İkinci kelimemize bakalım. Kelimemizin kökü sınır. İsim kök, güzel. Sınırlar, çokluk eki yani çekim eki. Sınırlar neye ait? Türkiye'ye ait. O halde arkadaşlar burası da iyelik eki. Yapım eki almadığı için türemiş olan bir kelime değildir. Üçüncü kelimemize bakalım. Saymak, fiil kök. Saymaktan sayı, anlam değiştiği için yapım eki. Sayısı, sayı neye ait? Fabrikaya ait. O halde aitlik bildirdiği için İyelik eki. Ama ne oldu arkadaşlar? İsimden türemediği için bunu alamadık. Geldim dördüncü kelimeme. Bağ, isim kök. Bağdan bağlı, yapım eki. Bağlıdan bağlılık, ikinci yapım eki. Bağlılığı, onun bağlılığını ifade ettiği için arkadaşlar iyelik eki. İsimden türemiş bir yapım eki oldu. Dörtte doğru. Beşinci kelimeme geldim. Yapmak, fiil kök, yapmaktan yapı, anlam değişti, yapım eki. Yapıda, bulunma, hal eki, çekim eki. Y, kaynaştırma, yapıda idi arkadaşlar. Burası da ne oldu? Ek fiil oldu çünkü ismi yüklem yapmış. Dolayısıyla bana isimden türemiş kelimeleri sorduğu için de cevabım 1 ve 4 olur. 8. sorumuza bakalım. Bu dizelerde aşağıdaki verilen ses olaylarından hangisi yoktur diyor. Bakalım arkadaşlar. Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi. Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi. Gurbet beni mustasıl çekiyordu kendine. Yol hep yol, daima yol. Bitmiyor düzlük yine. Şimdi kelimemizin kökü arkadaşlar ak. Aktan ağarmak olmuş. Dolayısıyla burada ünsüz yumuşaması var. Devam ettim. Artı. Fıstıkçı Şahpekin'den sonra gelen PÇTK burada ünsüz benzeşmesi olduğunu ifade eder. Benzeşme. Benzimizi. Kelimemizin kökü beniz. Benizden benzi olmuş. O halde burada ünlü düşmesi var. Devam ettim. Yollar bir şerit gibi. Ufuktan ufka olmuş. Burada yine ünlü düşmesi var. Bağladı bizi, bir şey yok. Gurbet beni mutasıl çekiyordu kendine, bir şey yok. Şurada sadece ne arkadaşlar? Kaynaştırma sesidir. Yol hep yol, daima yol. Bitmiyor düzlük yine. Bitmiyor. Çünkü bizim fiil olumsuzluk ekimiz mema'dır. Dolayısıyla burada e yerine i geldiği için de burada ne var deriz? Daralma vardır. Şimdi eleyelim. Ünlü düşmesi bulduk. Beniz ve ufukta. Ünsüz düşmesi T sesinin düşmesiyle olurdu. Yukarıda yok. Sert ünsüz yumuşaması bulduk. Aktan artı olmuş. Ünlü daralması bitmemek, bitmiyor olmuş. Doğru. Ünsüz benzeşmesi artı. Fıstıkçı Şahap'tan sonra PÇTK gelmiş. Dolayısıyla ünsüz benzeşmesi de vardır. Bu sebeple cevabımız da B seçeneği olur. 9. sorumuza bakalım. Diyor ki, bu parçada numaralanmış sözcüklerden türcü özdeş olanlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Şimdi bize sözcükte türü soruyorsa neye bakacaktık? İsim mi? Sıfat mı? Fiil mi? Zarf mı?
zamir mi ya da edat mı yoksa bağlaç mı şeklinde arkadaşlar bakmamız gerekiyordu. Bizden aynı olanları gruplamamızı istemiş. Bakalım. Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre çölleşme ve kuraklık, yerküredeki 4 milyar hektardan fazla alanı ve 110 ülkede yaşayan 1,2 milyar insanın yaşamını doğrudan tehdit etmektedir. Dünyamızın geleceği için tüm insanlığın ortaklaşa mücadele etmesini ve tedbirler almasını zorunlu kılan kuraklık sonucunda insanlık birçok olumsuzlukla yüz yüze kalmaktadır. Şimdi arkadaşlar edatsa kendinden önceki kelimeyle bir bağlantısı olurdu. Genelde haleklerinden sonra gelirdi. Burada kaynaklarına göre, göre kullanımının olduğunu görüyoruz. Burası edattı. Devam etsin. Doğrudan tehdit etmektedir. Tehdit etmek fiil. Fiile sorduğum sorulara cevap veren kalıplara biz zarf adını veriyorduk. Nasıl tehdit etmektedir? Doğrudan. O halde burası bir durum zarfıdır. Devam etsin. Dünyamızın geleceği için. Ne için? Dünyamızın geleceği için. Yine arkadaşlar edat oldu. Tüm insanlığın ortaklaşa mücadele etmesini. Nasıl mücadele etmesini? Yine fiile sorduğum için cevabım ortaklaşa zarf olur. Sonucunda insanlık birçok olumsuzlukla yüz yüze kalmaktadır. Olumsuzluk isim. İsme sorduğum nasıl sorusu bana niteleme sıfatını verir. Nasıl olumsuzluk? Birçok olumsuzluk. Ama burada arkadaşlar niteleme sıfatı olmamış da belgisiz sıfat olmuş. Çünkü kaç tane olduğunu bilmiyorum. Bu durumda grupladığımda 1 ve 3 edat oldu. 1 ve 3 edat oldu. 2 ve 4 ise zarf oldu. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olmalı. 11. sorumuza bakalım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsiz bir eylemdir? Şimdi fiilde çatıda nesnesine göre biz 4'e ayırmıştık. Geçişli, geçişsiz, ettirgen ve oldurgan olarak. Geçişli ve geçişsiz olayına bir bakalım. Bir fiilin başına onu kelimesi geliyorsa. O fiil arkadaşlar geçişli bir fiil olur. Mesela dinlemek, dinliyor. Getirdim başına arkadaşlar onu'yu, onu dinliyor olduğu için burası geçişsiz, geçişli oldu. Eğer ki bir fiilin başına onu kelimesi gelmiyorsa bu durumda da biz bunlara geçişsiz fiiller deriz. Mesela uyumak. Onu uyumak diye bir şey olmaz. O halde burası da arkadaşlar geçişsiz bir fiil olur. Ve fiilde çatı nerede aranır? Yüklemde. O halde şimdi buna göre arkadaşlar yüklemlerimize bir bakalım. Hayvanların gizemli dünyasındaki olaylar insanı şaşkına çeviriyor. Onu çeviriyor olur. O halde burası geçişlidir. Yılan kumun içerisinde kendini gömüp sadece gözlerini ve kuyruğunun ucunu dışarıda bırakıyor. Onu bırakıyor. Olur. O halde geçişlidir. Bu şekilde avının yaklaşmasını bekliyor. Bekliyor yüklem. Onu bekliyor. Olur. Geçişlidir. Böcek arayan kertenkele yılanın salladığı kuyruk ucunu böcek sanarak aldanıyor. Aldanıyor yüklem. Onu aldanıyor diye bir şey olmaz. O halde burası geçişsizdir. Pusuda bekleyen yılan da onu hemen yakalıyor. Yakalıyor yüklem. Onu yakalıyor olacağı için de burası da yine geçişlidir. Geçişli geçişsiz ayrımında dikkat etmem gereken şey fiil olan yüklemi bulup başına onu kelimesini getirmek. Onu geliyorsa geçişli, gelmiyorsa geçişsiz. Bu sebeple de doğru cevabımız D seçeneği olur. 12. sorumuz diyor ki bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? Uzun süren bir bahar yaşadıktan sonra her zaman olduğu gibi yaz bastırıverdi. Hem de yakıcı poyrazla korkutarak. Şimdi arkadaşlar demiş ki farklı türden fiilimsiler. Bizim 3 tip fiilimsimiz vardır. Bunlardan birincisi isim fiil. İsim fiil eklerimiz neydi? Ma, ış ve mak. İkincisi sıfat fiil. Sıfat fiil eklerimiz an, ası, mes,
ar, dik, ecek demiş. Üçüncüsü ise arkadaşlar zarf fiildi. Zarf fiileklerimiz ise can, alı, ası, e, madan, dığında, ınca, ince, ıp, ip, arak, erek, dıkça, dikçe, maksızın, casına ve arkadaşlar re, mez kalıbıdır. Bu genelde ikileme tarzında işte gelir gelmez, görür görmez şeklinde karşımıza çıkar. Şimdi fiilimsi olabilmeleri için bunların bir yüklemde bulunmamaları, istisnai durumlarda isim fiil yüklemde bulunabilir, onun dışında bulunmaz. İki, fiil soylu kelimeye gelmiş olmaları gerekir arkadaşlar. İsim fiil geldiği kelimeyi isim yapar, sıfat fiil geldiği kelimeyi sıfat yapar, zarf fiil ise geldiği yeri zarf yapar. Şimdi buna göre bakalım. Uzun süren bir bahar, sürmek fiildir, en an sıfat fiil ekidir. Bir bahar yaşadıktan sonra, dık dik, yaşamak fiildir. Yaşadıktan sonra, burası arkadaşlar yine sıfat fiil oldu. Her zaman olduğu gibi olmaktan olduk. Yine arkadaşlar sıfat fiildir. Yaz bastırıverdi, hem de yakıcı poyrazla korkutarak. Bastırıverdi yüklem, dolayısıyla korkutmak fiil. Bu sebeple de erek arak ise burada ne oldu? Zarf fiil oldu. Bu durumda arkadaşlar farklı türden fiilimsilere ulaşmamız mümkün. İlgeç ve bağlaç demiş. Hemen arkadaşlar ayrı yazılan D'yi gördüm. Ayrı yazılan D, da ve ki nedir? Bağlaçtır. Şimdi bir de edat bakalım. Yaşadıktan sonra edatlar kendinden önceki kelimeyle anlam ilişkisiyle bağlıydı. Dolayısıyla burada sonra kelimesi de ne olur? Edat olur. İsim tamlaması demiş. İsim tamlaması göremedim arkadaşlar. Bir dursun. Eylemden ad yapma eki, yani fiilden isim yapan yapım ekini sormuş bize arkadaşlar. Bakalım. Uzun süren bir bahar. Yaştan yaşamak, ama bu isimden fiil olmuş, olmaz. Her zaman olduğu gibi yaz bastırıverdi. Yakmaktan yakıcı. Yakmak fiil köktür. Yakıcı artık isim olmuştur. Dolayısıyla buna dolaşırız. Tezlik eylemimiz ise arkadaşlar ivermekti. Çabukluk anlamı katardı cümleye. Hemen şurada bastırıverdi kalıbı var. Dolayısıyla tezlik eylemine de ulaşabiliriz. Bu sebeple de doğru cevabımız C seçeneği olmalı. 13. sorumuz diyor ki, bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dünyanın bütün bölgelerinde ve özellikle Afrika ülkelerinde çölleşmenin ekonomik, sosyal ve çevresel bakımdan önemli bir problem olduğu uluslararası toplumlarca fark edilen bir olgudur. Uluslararası toplumlarca fark edilen bir olgudur yüklem. Uluslararası toplumlarca fark edilen olgu nedir? Dünyanın bütün bölgelerinde ve özellikle Afrika ülkelerinde çölleşmenin ekonomik, sosyal ve çevresel bakımdan önemli bir problem olduğu. Buraya kadar arkadaşlar özne. İki ögelidir, evet. Öznesinde sıfat fiil vardır. Sıfat fiileklerimizi biraz önce görmüştük. An, ası, mez, ar, dik, ecek, miş kalıplarıydı. Bakalım. Dünyanın bütün bölmekten bölge olmadığı, özellik olmadığı Afrika ülkelerinde çölden çölleşme isim fiil var. Ekonomik, sosyal ve çevresel bakımdan önemli bir problem olduğu. Olmaktan olduk, dık dik arkadaşlar sıfat fiildir. Doğru. Edilgenlik eki kullanılmıştı. Edilgenlik eki arkadaşlar L ve N ekiydi. Ve işin kimin tarafından yapıldığı belli olmazdı. Fark edilen, burada arkadaşlar yüklemde L ekinin var olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla doğru. Türemiz sözcüklere yer verilmiştir. Türemiz sözcük diyorsa arkadaşlar en az bir tane yapım eki almış olan kelimelere ulaşmamız gerekiyor. Bölmekten bölge 1. Özelden özellik 2 tane yapım eki almış olan kelime buldum. Doğru. Yüklem ek eylemin geniş zamanıyla çekimlenmiştir. Olgu arkadaşlar bir isimdir. Dolayısıyla ek eylemin geniş zamanıyla çekimlenmemiştir. İsmi yüklem yapan ek eylem kullanılmıştır burada. Bu sebeple de doğru cevabımız E seçeneği olmalı. 14. sorumuza bakalım. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır diyor arkadaşlar. Bakalım.
İstanbul'da yapılan Habitat 2 Kent Zirvesi, daha iyi yaşanacak kentler için artık herkes bir araya gelmeli çağrısını yapmış. Çevre ile birlikte barınmadan altyapıya, eğitimden trafiğe, yoksulluktan işsizliğe kadar birçok kent sorununu herkes yaşıyor. Açıklamaları yapılmış ve peki bu soruları kim çözecek? Kim nasıl çözecek? Nasıl daha iyi yaşayabileceğiz sorularına cevap aranmıştı. Şimdi arkadaşlar tek tek altı çizili olan kelimelerimize bakalım. Habitat 2 Kent Zirvesi. Bu artık özel bir isim olduğu için büyük harflerle yazılmış. Doğru. Bir araya gelmek arkadaşlar deyimleşmiştir ve ayrı yazılır. Doğru. Alt yapı, alt üst üzeri arkadaşlar eğer ki somut olarak bir yer anlamı taşıyorsa ayrı, taşımıyorsa birleşik yazılması gerekirdi. Burada altyapı derken gerçekten yerin altından bahsetmiyor. Dolayısıyla birleşik yazmamız gerekirdi. Birçok kent, burada arkadaşlar belgesizlik anlamı taşıdığı için birçok kelimesi birleşik yazılır. Doğru. Yaşayabileceğiz, ebilmek, abilmek, kurallı birleşik fiildir ve birleşik yazılır. Doğru. Bu sebeple de doğru cevabımız C seçeneği olmalı. 15. sorumuza bakalım. Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? Demiş arkadaşlar. Bakalım. Bazı yağlar obezite, kalp rahatsızlıkları ve şeker hastalığı gibi birçok probleme sebebiyet vermenin yanında kanserle ilişkilendirilebiliyor. İlişkilendirilebiliyor, yüklem. İlişkilendirilebilen ne? Bazı yağlar. Dolayısıyla burası özne. Ama arkasında eş görevli kelimeler var. Dolayısıyla birinciyi, özneyi daha belirgin hale getirmek için arkadaşlar noktalı virgül yapıyoruz. Ve eş görevli kelimelerin arasına virgül koyuyoruz. Devam etsin. İşte bunlardan biri hidrojenize yağlar, konservelerde, fast food tarzı yiyeceklerde ve margarinlerde bu yağlardan bulunur demiş. Burada arkadaşlar biri dediği için açıklamada bulunmuş. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? İki nokta. Bir tane olduğunu ifade ettiği için nokta, konservelerde demiş arkadaşlar ve bunlara nerelerde bulunduğunu ifade etmiş. Yani eş görevli kelimeleri sıralamış. Dolayısıyla virgül. Şimdi buna göre baktığımız zaman noktalı virgülle başladık. Devamında virgülle devam ettik. İki noktayla devam ettik. Ve nokta ve virgül koyduk. Çünkü yüklemimiz vardı. Bu sebeple arkadaşlar doğru cevabımız A seçeneği olmalı. 16. sorumuza bakalım. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Bakalım. Yazmaya başladığım ilk günleri anımsıyorum. Anımsıyorum. Yüklem. Yüklemim olduğu için nokta. Doğru. Okumayı söktüğüm, harfleri birbirine ekleyip sözcüklerden cümleler ürettiğim günleri. Anımsıyorum. Yüklem. Dolayısıyla arkadaşlar burası hatalı gibi bir dursun. Burada eş görevli kelimeleri sıraladığı için virgül kullanmış. Doğru. Devam ettim. Doğduğum köyde, yokluğun içinde yitip gitmiş bir gurbetçi köyünde açıklama kullandı. Yani ara söz kullandı ve ara sözleri virgülle gösterdi. Doğru. Kargın'da başlamıştım okula. Nerede? Kargın'da başlamıştım. Yüklem arkadaşlar. Yüklemim olduğu için de nokta. Doğru. Fakat şurada arkadaşlar nokta kullanması gerekiyordu. Çünkü yüklemimiz var. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olmalı. 17. soru diyor ki bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci içinde isim tamlaması olan kurallı bir fiil cümlesi. Şimdi kurallı diyorsa yüklemin sonda olmalı. Bakalım. Özel sektör tarafından açılan fabrikaların artmasıyla birlikte devlet fabrikalarının sanayi içerisindeki payı azalmıştır. Azalmıştır yüklem. Yüklem sonda olduğu için kurallı. Azalmak bir fiildir. Dolayısıyla fiil cümlesi. Şimdi isim tamlaması var mı diye bakalım. Özel sektör tarafından açılan fabrikaların artmasıyla birlikte devlet fabrikaları. Fabrikalar kime ait? Devlete ait. Dolayısıyla ikinci tarafta iyilik eki var. Birinci de ilgi eki yok. Belirtisiz isim tamlaması vardır. Doğru. İkinci cümlenin yüklemi edilgen çatılı olan girişik birleşik bir cümledir demiş. Bakalım. Bu dönemde genellikle iç tüketim için un, buz, makarna, gıda maddeleri üreten yeni fabrikalar açılmıştır. Açılmıştır yüklem, edilgen çatılı olabilmesi için LN ekinin alıp işin kimin tarafından yapıldığı belli olmaması gerekiyordu.
L2'ni almış. Açan kim? Cevap yok. O halde edilgen çakıldı. Girişik birleşik, yani girişik bir cümle olabilmesi için de içinde en az bir tane arkadaşlar fiilimsi bulunması gerekiyordu. Bakalım. Üretmekten üreten en an arkadaşlar sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla burası da doğru. Üçüncü cümle zarf cümleci ortak olan bağlı bir cümledir. Bağlı cümle diyorsa iki tane yüklem olması gerekirdi. Ve bu cümlelerin birbirine bağlaçlarla bağlanmış olması gerekirdi. Bakalım. Ayrıca bu dönemde inhisar sistemi ortaya çıkmış ve belli mallarda tek başına üretim yapan fabrikalar belirmiştir. Ortaya çıkmak birinci yüklem, belirmiştir ikinci yüklem arkadaşlar. Dolayısıyla bu yüklemler birbirine V bağlacıyla bağlandığı için bağlı bir cümledir. Şimdi zarf cümleci ortak diye mi bakalım? Ne zaman ortaya çıkmış? Bu dönemde zarf cümleci. Ne zaman belirmiştir? Bu dönemde zarf cümleci. Dolayısıyla zarf cümleçlerimiz ortaktır. Devam ettim. Dördüncü cümlenin yüklemi birleşik zamanlı olan basit bir cümledir. Basit diyorsa içinde fiilimsi olmamalı. Fiilimsi yoktur. Şimdi buna göre bir bakalım. İnhisarların büyük ölçekli fabrikalar kurdukları biliniyor. Biliniyor. Yüklem arkadaşlar. Bakalım fiilimsimiz var mı? Kurmaktan kurduk, dık, dik arkadaşlar sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla basit değildir burası. Birleşik bir cümledir. Ve birleşik zamanlı demiş. Yani birleşik zamanlı diyorsa da yüklemimizde kip artı ek fiil olması gerekiyordu. Bakalım. Bilmekten bilinmek yapım eki. Biliniyor. Şimdiki zaman kip eki. Fakat yanında ek fiil yoktur. Dolayısıyla birleşik zamanlı da değil, basit zamanlı bir cümledir. D seçeneği bu sebeple yanlış. Beşinci cümlemize de bakalım. Beşinci cümlede ilgi eki eklendiği sözcük sıfatlaştırma göreviyle kullanılmıştır. Bakalım. Örneğin Cibali'deki tütün fabrikası 1870'lerde 1600 kişi istihdam ediyordu. Şimdi ilgi eki dediğimiz arkadaşlar nedir? İn, un ve ün ekidir. Genellikle isim tamlaması yapmak için kullanılır. Bakalım. Örneğin, örnekten örneğin olmuş. Cibali'deki tütün fabrikası, tütmekten tütün bu yapım eki olarak kullanılmış. Başka da zaten yok arkadaşlar. Burada da ilgi ekinin herhangi bir tamlama kurmadığı ve burayı sıfat olarak yaptığı görülmektedir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bu sebeple cevabımız D seçeneği olur. 18. sorumuz diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeleri ayırmada yanlışlık yapılmamıştır? Yani 4 tanesinde yapılmış arkadaşlar. Buna göre bakalım. Araştırmacılar sanat dalları esas alınarak hazırlanan sanatçı biyografilerine internet sitemizden kolayca ulaşabilecek. Ulaşabilecek yüklem. Ulaşabilecek olan kim? Araştırmacılar özne. Araştırmacılar neye ulaşabilecek? Sanat dalları esas alınarak hazırlanan sanatçı biyografilerine. Dolaylı tümleç. Nereden? İnternet sitemizden. Zarf tümleci. Nasıl? Kolayca. Zarf tümleci. Herhangi bir yanlışlık yapılmamıştır. Burası doğru. Diğerlerine bakalım. Projenin kültür ve sanat zenginliğimizi Türkiye'de ve yurt dışında tanıtımına katkı sağlayacağına inanıyoruz. İnanıyoruz. Yüklem. Kim? Biz. Biz neye inanıyoruz? Projenin kültür ve sanat zenginliğimizin Türkiye'de ve yurt dışında tanıtımına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar buranın tamamı dolaylı tümleç olmalı. Yanlış ayrılmış. Bir diğerine bakalım. 2010 yılında başlattığımız ve halen yürütülen İstanbul'un ustaları projesini Marmara bölgesinde de uygulamak için yola çıktık. Yola çıktık, yüklem. Yola çıkan kim? Biz. Biz niçin yola çıktık? 2010 yılında başlattığımız ve halen yürütülen İstanbul Ustaları projesini Marmara bölgesine de uygulamak için buranın arkadaşlar tamamı zarf tümleci olmalı. Dolayısıyla yanlış ayrılmış. Konuşacağız yüklem. Konuşacak olan kim? Biz. Biz neyi konuşacağız? Bu programda sözcüklerle duygu, düşünce, tasarım veya güzelliği ifade etmek için kullanılan yöntemlerin tümü olarak karşımıza çıkan sanat hakkında. Ne hakkında konuşacağız? Şurası arkadaşlar zarf tümleci.
Nasıl konuşacağız? Detaylıca zarf cümleci. Nerede? Bu programda zarf cümleci ama ayrı ayrı olması gerekirdi. Bu sebeple hatalı. Geleneksel sanatlar ve zanaatlar alanındaki ustaların güncel bilgilerini yayına hazırlayarak sahip olduğumuz mirası ve bölgemizin sanat birikimini görünür kılmayı hedefledik. Hedefledik yüklem, hedefleyen kim? Biz. Biz neyi hedefledik? Sahip olduğumuz mirası ve bölgemizin sanat birikimini görünür kılmayı. Burası arkadaşlar nesne olmalı. Nasıl? Hazırlayarak kısmına kadar ise zarf cümleci. Dolayısıyla şurası birleşik olmalıydı. Hatalı. Doğru cevabımız arkadaşlar yanlış yapılmayan ise A seçeneği olmalı. 19. sorumuz diyor ki bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı var? Kaç saattir burada olduğumu tam olarak hatırlayamıyorum. Bu dinginliğe kendimi o kadar kaptırmışım ki zamanın nasıl geçtiğini anlayamadım. Öğle vakti çoktan geçmiş olmalı. Öğle değil de arkadaşlar ne olması gerekir buranın? Öğle vakti. Buna dikkat edin. 2 defa soruldu. Okuma hatasından kaybedilmesin lütfen. Dolayısıyla arkadaşlar yanlış olan seçeneğimiz C seçeneğiydi. Diğerlerine bir bakalım ama. 1 saat kadar önce çekim yapmak için kurduğum tribodun üstündeki fotoğraf makinesi şelaleden metrelerce uzağa ulaşan serpintilerle biraz nemlenmiş, hata yok. Filtrenin üzerine yapışmış su zerreciklerini silip deklanşöre bastığımda kurşunlu şelalesi bir türlü andırırcasına fotoğraf karesine yansıyacak, yine hatamız yok. Bu sebeple arkadaşlar doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.